Neden bu gece uyumadık? Neden karanlıkta gidiyoruz baba? Çünkü Selanik'ten ayrılırken kimsenin bizi görmemesi lazım evladım. Söyle bakalım Abid. Gemiye bineceğin için mutlu musun? Hayır değilim anne. Neden? Çünkü baban topraklarımızı düşmana bıraktığı için çok üzülüyor. Sizi limana götürecek araba hazır. Damatlarınız Arif Hikmet Paşa ile Şerif Paşa da size refakat etmek üzere geldiler. Öyle mi? Geliniz evlatlarım. Hünkârım. Hünkârım. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Sağlığınıza duacıyız hünkârım. Çok şükür hünkârım. Hünkârım. Maalesef kaderde sizinle bu şartlar altında kavuşmak varmış. Çok üzgünüz hünkârım. Allah büyük. Allah büyük. Arabayı gören birkaç kişi evlerinden çıkıp etrafa toplanmış. Havadis yayılmadan bir an evvel gitmeniz lazım. Gemiye konsolosun önünden kalkacak bir tekneyle geçeceksiniz. Orada Lorelei gemisinin kaptanı karşılayacak sizi. Her şey ayarlandı. Endişe etmeyin. Allah razı olsun. Fethi Bey evladım. Siz yürekli bir vatan evladısınız. Bize hep iyilikle yaklaştınız. Allah'a emanet olunuz. Siz de Allah'a emanet olun. Hünkârım. İşte bakın. Abdülhamit resmen kaçıp gidiyor. Selanik'ten ümidini kesti. Resmen kaçıyor. Abdülhamit Han'a bak. Kaçıyor. Bilmezler mi bu gidişin mecburiyetini? Bana kalsa gider miymiş? Bana kalsa dayanabilir miydi Yunan kapıya? Bana kalsa düşman böylesine cesaretlenir miydi? Bilmezler mi? Kanımın son damlasını bir karış toprağıma feda edeceğimi. Koskoca Abdülhamit. Kaçmak yakışır mı sana? Baksanıza kaçıyor. Baba beni kucağına al. Oğlum arabaya bineceğiz şimdi. Ne lüzum var? Baba beni kucağına al. Gel. Gel oğlum. Kulaklarını kapatacağım. Duyma onları. Seni bilmiyorlar. Ne kadar üzüldüğünü bilmiyorlar. Oğlum. Ay evladım. Toprağı değil, kendini, ailesini kurtarmaya bakıyor. Nereye gidiyoruz baba? Meçhule evladım.
meçhule. Gel evladım. Biz de senden haber bekliyoruz. Hastanedeydim hünkârım. Nedir Kassel'in vaziyeti? Vurulmuş. Lakin yaşayacak. Kim yapmış bunu? Odaya girdiğimde Kassel'i vurulmuş halde buldum. Pencereyi delip geçmiş kurşun. Hastanenin dışından birisi ateş etmiş olmalı. Peki hastanenin emniyetini sağladınız mı? Sağladık hünkârım. Lakin tahvil meselesini halledemedik. Paralar hala Kassel'in hesabında. Vakitler alıyor. Kassel'i hastaneden kaçıramadığımız için hala Rusların esiri. Bu İngilizlerin elindeki Rus casus nerede? Onu da hastaneye nakletmiştik. O adamı bulun evladım. Kendisini satın alın. Kassel'i Rusların emriyle vurduğunu itiraf etsin. Ruslar bu hadise karşısında çıkacak krizi göze alamazlar. Biz de Kassel'i onların elinden alırız. Pek tamam anladım hünkârım. Tahviller konusunda vaktimiz daralıyor. Kassel Efendi imza atabilecek vaziyette mi? Ya da ne zaman kendine gelir? Henüz kendine değil. Hekimler takip ediyorlar. Bir an önce kendine gelse de şu meseleyi halletsek. Kessel'i vurmuşlar. Telaş etme. Kessel vuruldu diyorum Karaso. Nasıl telaş etme? Kendisine vurdu. Ha? Silahı da ben verdim. Tedbir tertibiydi. Sefaretten çıkarılıp hastaneye alınca başka bir çaresi de kalmamıştı. Deli bu adam. Bay Kassel tertibin işleyişine göre bu mektubu size vermemi emretmişti. Deli değil. Hırs timsali. Ne diyor? Tubini payitahta gelmek üzereymiş. Eskiden kalan borçları devletten tahsili için. Biz mi karşılayacağız? Avukatı olarak. Evet.
Demek ki taarruza devam ediyoruz. Abdülhamit iyice köşeye sıkışıyor. Evladım, anlattıklarınıza göre talebe meselesinin arkasında kim var hala belli değil, öyle mi? Maalesef hünkârım. Az evvel evrakı sadarete sordurdum. Sadrazam Paşa'nın haberi dahi yok. Haberi yok, lakin mührü var. Ahmet Celaleddin Paşa. Hakanım. Bu talebe meselesinde son vaziyet nedir? Hakanım, Haydarpaşa Hastanesi'nde vazifeli göz mütehassısı Mahir Besim Efendi. Bu meselenin ardından da o çıktı. Limanda kaçmak üzereyken tutukladım. O iş öyle değilmiş paşa. Müsaadenizle. Anladınız. Ahmet Paşa, Mahir Besim'in ismini sizden duyduktan sonra şüphelenip yanına gittim. Lakin birilerinin onu yem olarak önümüze attığına şahit oldum. Bu yem olarak atanlar kim bilmiyorum. Lakin Mahir Besim Efendi masum. Ben gelen istihbaratlara göre hareket ettim şehzadem. Buyurunuz paşa. Hünkârım. Sarayda tutuklu bulunan 6 subay da kaçırılmış. Bu nasıl olur? Bu zindanlar sizin mesuliyetinizde değil mi paşa? Haberiniz var mı yoksa bir haber misiniz? Hayır hakanım. Ben de şimdi öğrendim. Besim Efendi ile alakalı malumat ben oradayken geldi. Zindanların kapılarını kontrol ettirdikten sonra askerlerle beraber limana gittim. Anlaşılan ben oradayken birileri tarafından kaçırılmış hakanım. Ama giderken avlanmışsınız paşa. O adamlara dışarıda itimat eden bir sürü insan var. Yaptığınız bu tedbirsizliğin nasıl bir tehlike meydana getireceğini bilmiyor musunuz? Farkında değil misiniz? Hakanım, affınıza sığınıyorum. Lakin bu oyunu bize kim oynadıysa hesabını soracağım. Hünkârım, eğer isterseniz meseleyle ben de alakadar olayım. Hatta isterseniz Ahmet Paşa'yı da takip edeyim. Sadaret mühürlü bir irade. Lakin bundan sadaretin dahi haberi yok. Heckler'ın tablosu. Hala saraydan sızan malumatlar. Arzu Halci'nin bayıltılması. Ortada bir hain var. Kimseye belli etmeden meseleyle alakadar olmaya devam edebilirsiniz. Bir hamle yapacağınız vakit, bir malumat öğrendiğiniz vakit bana haber veriniz. Bunu sizin için yaptım Saliha Sultan. İnşallah beğenirsiniz. Elbette beğenirim. Ne kadar güzel olmuş, ne kadar marifetlisiniz. Teşekkür ederim. Benim pek kabiliyetim yoktur ama Ali'ye pek marifetlidir. Yazar, çizer, ebru yapar. Maşallah. Hem size teşekkür etmek, hem de özür dilemek için getirdim aslında bu hediyeyi. Buraya geldiğinizden beri size pek dostça davranmadığım için özür dilerim.
Bu davranışlarıma karşılık bana hep iyi niyetle yaklaştığınız için de teşekkür ederim. Rica ederim. Naime Sultan'la kardeş gibisiniz. Annesi gittikten sonra onunla birlikte bana tavır almanız tabii. Çocukça davrandılar size karşı. Neyse ki hepsi geçmişte kaldı. Öyle. Geçmişte kaldı. Biz daha fazla vaktinizi almayalım. Müsaadenizle. Estağfurullah, müsaadesiz. Tekrar teşekkür ederim, duvarımı asacağım. Rica ederim. Sultanım, çok ani bir tavır değişikliği, öyle değil mi? Öyle. Aliye Sultan ondan şüphe ettiğimi anladı. İnşallah memnun kalmışsındır abla. Gördüğün gibi vaziyeti düzeltmek için çabalıyorum. Göreceğim Aliye. Kime ne yaptıysan, ne zarar verdiysen hepsini tek tek telafi edeceksin. Ve artık tövbe edeceksin. Eğer Bay Kassel'i serbest bırakmamız için ısrarcı olacaksanız, maalesef bu kararımız değişmedi. Kassel Efendi vuruldu Sefer Efendi. Sizin suçlamalarınızdan sonra vuruldu. Ahmet Nuri Efendi'yi meseleyi tetkik etmesi için yolladım. Birazdan burada olacaklar. Tetkikin neticesini birlikte işitelim istedim. Buyurunuz Ahmet Nuri Efendi. Hünkârım. Kassel'in vurulmasıyla alakalı bir malumat edinebildiniz mi? Edindim hünkârım. Bir itirafname. İngilizlerin elinden alınan Rus casus Kassel'i vurduğunu itiraf etti. Nasıl olur? Neden? Meselenin nasılın için mühim değil Sefer Efendi. Siz dünyaca tanınmış bir tüccarı mesnetsiz meselelerle suçladınız. Sonra da casusunuzu gönderip vurdurdunuz. Adamın itirafı burada işte. Hünkârım, beynel milel kriz doğar. Aynen öyle. Bu meseleyi kapatmalıyız hünkârım. Yoksa... Kapatırız kapatmasına da. Niçin kapatalım? Gerçi bu itirafnameyi yırtar atarız. Casusu da biz teslim alırız, meseleyi kapatırız. Lakin niçin yapalım bunu? Kassel Efendi'yi size versek, dava talebinden vazgeçsek... Gerçi meseleyi kapatmak için bir sebep olur. Bay Kassel'e de şikayetinden vazgeçmesi için ricada bulunuruz. Bu iyiliği yaparsanız size minnettar kalırım. Peki Sefer Efendi. Lakin Bay Kassel'in üzerindeki iddialarınızdan vazgeçeceksiniz. Pekala. Kassel'i aldık. Lakin henüz kendine gelmedi. Gelecek gibi de durmuyor. Tahvil meselesi ne olacak baba? Paralar hala onun hesabında. Ha, Selim Paşa değil mi o? Hani nerede? Aa, az önce oradaydı. Yok canım, benzetmişsindir. Selim Paşa'nın artık burada bir işi kalmadı. Ha, geldi. Bay Tuvini. Bay Tahta, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bay Karaso. Fakat sizi beklemiyordum. Bay Kassel sizinle bizim alakadar olmamızı istedi. Neden? Çünkü elinizde Abdülhamid'i zor duruma düşürecek.
bizim işimize yarayacak bir şeyler varmış. Ve avukatınız olarak bütün meselelerle hususi olarak benim alakadar olmamı istedi. Pekala. Şimdi nereye gidiyoruz? Zaferler kazanmaya. Yıldız'a. Tabii bu elinizde nelerin olduğu pek mühim. Zira zaferinizi elinizdekilerin gücü belirleyecek. Bay Tubini. Miras meselesinde bir karara vardım. Kimseye bırakmıyorum. Çünkü benim bir mirasım yok. Rahmetli ölmeden önce iflas etmişti. Hiçbirinize söylemedim. Rahmetli iyi adamdı. Ah enişte bey, ah. Yani şu ömrü hayatımda ağız tadıyla bir miras yedi bile olamadım. Lakin belki vaziyeti kurtarabilirsin. Eğer Sabuha ablamı zengin biriyle evlenmeye ikna edebilirsem... Sabuha ablam böyle bir şeyi asla kabul etmez. Lakin evladı Kani'yi zengin biriyle evlendirebilirim. Ulan Mahmut, ne zeki adamsın be. Hem sadece zeki de değilim. Vallahi billahi. Aa, aynı zamanda da yakışıklıyım be. Maşallah, maşallah. Mahmut'la muhabbetin bol olsun Mahmut. Bakıyorum pek mi iyi anlaşıyorsun kendinle. E ablacığım, insan evvela kendini sevmeli değil mi? Sen kendinden başkasını seviyor musun ki Mahmut? E severim tabii ablacığım. Misal sen. Ablam benim. Sana söylemeyi unuttum ablacığım. Saliha Sultan seni sordu. Sabuha Hatun saraya bir gelse dedi. Çok özledim dedi. Bir hasbihal etsek dedi. Vallahi billahi gözümde tütüyor dedi. Saliha Sultan mı? Sen bugün Kani'yi de al saraya bir git. Madem davet etmiş bize de icabet etmek düşer. Değil mi? Vaziyetin nasıl Osman? Şükür iyiyim. Yara kapandı sayılır. Kumandanım, bu herifler beni çatışmada gördüyse ne yapacağız? Tertip benim yüzümden suya düşmüş olur. Hünkârımızın emri benim ahdim var Osman. Bu sıfatsızları biz temizleyeceğiz. Hem de hivede olarak. Şimdilik elimizdeki en sağlam tertip bu. Deneyeceğiz. Emniyette mi ortalık? Hala. Osman sen ortalıkta gözükme. Nadir Efendi. Sen de Nerva'ya yakın dur. Kaybettiği adamları almak için sana geri gelecektir. İnşallah bu sefer haklarından geleceğiz. İnşallah kumandanım. İnşallah. Ben de tertibin diğer tarafına bakacağım. Hadi eyvallah. Doğrudur. Devlet size borçlanmış. Borcun tahsilini rica ediyorum Hünkar Hazretleri. Lakin kayıtlarda olmayan bir borç bu. Elimdeki vesikaların sahte olduğunu söylüyorsunuz. Dönemin sadrazamının mührü, imzası var. Zaman idarecileri benden borç istediler. Ben de verdim. Sizden alınan borcun nereye kullanıldığını biliyor musunuz? Sizden alınan para devlete karşı ihtilalde kullanıldı. O parayla ihtilal yapılmak istendi. Bu beni alakadar eden bir mesele değil. Nerede isterlerse kullanırlar. Doğru, haklısınız. Lakin siz kalkıp gelmişsiniz. Yıllar sonra birdenbire bu borcun tahsilini istiyorsunuz bizden. Devlete sıkılan kurşunların parasını yine devletten tahsil etmek istiyorsunuz. İç işlerinizi bilmem. Lakin borcun garantörü Fransız devleti. Gelirken görüştüm.
Eğer ödemeyi reddederseniz Fransızlar meseleye dahil olacaklar. Bizi tehdit mi ediyorsunuz? Öyle demek istemedi. Lakin hünkârım Fransızlar borcun ödenmesi hususunda ısrarcıymış. Biz borcu ve zamana karşı kaybı var mı bir hesap edelim. Lakin bütçede size ödenecek bir para yok. Bu meseleyi çözmeye çalışalım. Çıkabilirsiniz. Buyurun. Siz kalın Bay Karasu. Seni yanınızda görmüşler mi? Hayır. Yaptığın iş affanılacak bir iş değil mi? Söğütlü Abdülhamid'in gözde afiyesi Eşref'in sağ koluydu. Ama yeni mekanımızı nereden öğrendi bunlar? Var mı malumatın? Bilmiyorum ama öğrenirim. Önceki mekanın nasıl ifşa olduğunu öğrenemedin daha. Beni ne için çağırdın Nerva? Baskında ölen adamlarım nerede? Öğrense ne yapacaksın? Adamın mı kaldı? Payitahta getirdiğim orduyu görseydin bunu sormazdın. Yeri söyle. Hünkârım, eğer isterseniz avukatlıktan çekilebilirim. Ben devletime karşı olan bir işin içinde olmam. Hayır, Bay Karasu. Siz bize hizmet edeceksiniz. Emredersiniz. Şeref duyarım. Nedir Tahsin Paşa? Hünkârım, Bay Kasel ve Tubuini arasındaki anlaşmazlıkları gösterir evraklar. Anlaşılan Bay Kasel, Tubuini'yi dolandırmış Karasu Efendi. Evraklara bakmıştım. Doğrudur efendim. Kasel Tubini'den yüklü miktarda para almış. Lakin bu parayı Japonlara aktarmış. Doğru. Her şey Osmanlı bankaları üzerinden gerçekleşmiş. Paralar gelmiş, gitmiş. Sonra tekrar gelmiş, gitmiş vesaire. Evet hünkârım. Fakat hiçbiri vergilendirilmemiş. Yani hem Kasel'e hem de Tubini'ye yüklü miktarda ceza kesebiliriz. Bu mümkün hünkârım. Elbette mümkün. Söyledim yeri. Suratsızların hepsi gelecek midir? Evet. Gelsinler bakalım. Siz tertip hallettiniz mi? Hallettik. Tabutlar tamam. Düzenekler de hazır. Çocukları bekliyoruz. O araziyi şenlik yerine çevireceğiz. Paşam içeri mi geçsek? Hem üşüdüm hem de kollarım ağrıdı. Ulan genç adamsın, güçlü adamsın. Arabacısın sen. Süreceksin tabii. Vallahi billahi ben bu yaşımda senin gibi 100 tanesini cebimden çıkarırım. Bırak mızmızlanmayı. Sür hadi sür. Aha! Naime Sultan. Şu tarafa, şu tarafa. Naime Sultan! Naime Sultan! Kızım! Naime Sultan! Sür ulan çabuk sür. Naime Sultan. Enişte? Vallahi billahi maşallah. Sen ne güzel bir hanımefendi oldun. Sana rastlayınca gülüm ışıldıyor. Teşekkür ederim enişte. Rica ederim.
Biz de Kani ile tam senden bahsediyorduk evladım. Kani diyordu ki, Naime Sultan'ın güzelliğini çok işittim. Allah nasip etse de Naime Sultan'la tanışma şerefine nail olsam diyordu. Yani ben aslında... Sus. E bak, kalbi temiz çocuk Naimeciğim. Gönlünden geçen oldu, sana rastladık. Naime Sultan, yeğenim Kani. Memnun oldum. Size iyi gezmeler o zaman. Hadi kızım, hayırlı günler. Hayırlı günler. Ulan ne adamsın. 2 dakikada kızın kalbini çaldın. Hangi kızın? Hangi kızın olacak evladım? Naime Sultan. Sana nasıl baktı görmedin mi? Vurgun sana, vurgun. Pek bakmadı sanki dayı. Vuruldu evladım sana, vuruldu. Mendil. Aa, mendili düştü. Gidip vereyim. Dur ulan, dur. Salak çocuk. Bir hanımefendi mendil düşürdüğü zaman o mendil alınıp ona geri verilmez. Neden? Çünkü bir hanımefendi mendil düşürdüyse gönlüm sende demektir. Eğer sen o mendili alıp geri verirsen benim gönlüm sende değil manasına gelir. Mendini alacaksın ama geri vermeyeceksin. Katla, kalbinin üstünde sakla. Niye? Lazım mı olur? Evet evladım, günü gelince nezle olursun, burnun akar silersin. Evladım lazım olur tabii. Usul böyledir. Evlendiği zaman da çıkarıp diyeceksin ki, bak o gün düşürdüğün mendili sakladım. Hadi git al mendili, git al. Emredersiniz paşam. Ulan Mahmut, sen bunu da evlendirirsen bu dünyada yapamayacağın iş yok. Saf usu katılmamışsın. Tatlı da pek lezzetliymiş. Lakin ben fazla yiyemiyorum, bana çarpıntı yapıyor. Hay Allah, bilseydim ona göre hazırlık yapardım ben de. Bilmiyor muydunuz? E siz davet etmişsiniz beni. Öyle mi yapmışım? Mahmut'a demişsiniz. Yıllardır görmüyorum, pek bir özledim onu. İllaki gelsin, gözümde tütüyor demişsiniz. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman demişim? İlahi Saliha Sultan, kendi söylediğiniz lafı bana mı soruyorsunuz? Ben nereden bileyim? Tabii. Haydahta geldiğimden beri hiç huzurum yok. Yoksa daha evvelden gelirdim ziyaretinize. Hayırdır inşallah? Gulyabaniler dadandı bana. Gulyabani? Ama gulyabani falan yok. Gulyabani insanmış. Sizden benden farkı yokmuş yani. Öyledir muhakkak. Hepsi ama hepsi mirasıma konmak içinmiş. Lakin size bir şey söyleyeyim mi? Miras falan da yok. Miras da yok. Gulyabani de yok. Hiçbiri yok. Evet. Mevzuda Abdülhamid'in eli ziyadesiyle güçlü. Zira belgelenmiş bir usulsüzlük var ortada. Bay Kasal kadim dostumdur. Benden ricacı oldu bu mevzu için. Lakin çok çabuk cereyan etti olaylar. Sahte bir davayla suçlayacaktım ama... vergilendirme kısmına da gereken ehemmiyet verilmemiş. Ya, başımıza dert olan da bu işte. Küçücük bir hata büyüyüp karşımızda dağ olabiliyor. Sultanın hamlesi ne? Kasele verdiği parayı geri almak istiyor. Ceza kesecek. Hem Bay Kasele hem Bay Tubini'ye. Miktarı? Fazlasıyla yüksek olacaktır. Devlet için çok hassas bir mesele bu. Hatta korkarım. Tüm miktarı olabilir. Nasıl? Tüm para miktarınca ceza kesmek olur şey mi? Abdülhamid bu. İşi istediği şekle getirebilir. Hem de bu mevzuda ziyadesiyle haklı vaziyetteler. Hünkârım, fazla vaktimiz kalmadı. Tahvilleri piyasaya sürmek zorundayız.
Şu an sürersek felaket olur. Hala tahvillere itimat edilmiyor. Kassel Efendi ile alakalı tertibi de işittik. Eğer mümkün olsaydı işi terse çevirirdi. Kassel Efendi hala baygınmış. Bu gidişle düzelecek gibi görünmüyor hünkârım. Bence bu işi unutup başka bir tertip yapalım. Unutamayız paşa. Paramız hala Kassel'in hesabında. Hünkârım, vaziyet buysa bize yapılacak hamle kalmadı. Yapacağız paşa, yapıyoruz da. Ne yapacağız hünkârım? Kassel'le Tubini arasındaki ihtilaf Osmanlı bankalarındaki işlemler sırasında başlamış. Para alışverişi yapılmış karşılıklı. Lakin hiçbiri vergilendirilmemiş. Usulsüzlük yapmışlar. Bu işler için Bay Kassel'e ceza kesebiliriz. Yani Kassel Efendi'ye verdiğimiz parayı geri alabiliriz. Alırız. Alırız hünkârım. Lakin bizim vergi usulsüzlüğünden dolayı keseceğimiz ceza çok az. Bizim ona verdiğimiz para ise çok daha fazla. Para zaten bizim paramız paşa. Parayı geri alacağız. Tamamı için ceza keseceğiz. Usulen bu mümkün hünkârım. Kapitülasyonlar bu yetkiyi veriyor. Lakin miktar konusunda sıkıntı çıkar. Göze alıyoruz paşa. Siz adli işlemleri başlatın hızlıca. Devlet Kassel Efendi'ye bir dava açsın. Ceza olarak da hesabındaki paramızı geri alalım. Emredersiniz hünkârım. Buyurun Bay Karaso. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi hususi bir ricada bulunmak üzere rahatsız ediyorum. Bay Kassel'in durumundan haberdarsınızdır. Anlaşılan iki taraf arasında yapılan işlemler esnasında kılavuza uymayan, yani bir takım usulsüzlükler yapılmış. Abdülhamit de bu mevzuyla alakalı bir ceza kesme kararı aldı. Her iki tarafa da. Bunu engellememi istiyorsanız pek mümkün değil. Biliyorum, biliyorum. Çok zor. Lakin eğer miktarı hususunda bir rahatlık sağlanabilirse çok makbule geçer. Bir faydası olacağını sanmıyorum. İnanın bu yapacağınız iyiliği ne Bay Kassel ne Bay Tubini asla unutmayacaktır. Pekala. Sultan'la görüşeceğim. Bakalım bir orta yol bulabilecek miyiz? Hünkârım, dava açıldı. Acilen görüşülecek. Her şey emrettiğiniz gibi olacak. Lakin tahvil meselesi henüz çözülmüş değil. Biz Kassel Efendi meşhur bir banker olduğu için parayı ona vermiştik. O da yatırım yapacaktı ve itimat telkin edecekti. Yani bu tahviller meselesinde henüz bir yol kat edemedik hünkârım. Ne yapacağız? Fazla zamanımız kalmadı. Siz Kassel'in hesabındaki paramızı geri alın. Sıra ona da gelecek paşa. Ahmet Paşa. Haberler kötü Talat Bey. Şehzade, Besim Efendi üstünden yaptığımız tertibe vakıf olmuş. Artık köşeye sıkışmış durumdayım. Maalesef. Biz de sonradan öğrendik vaziyeti. Şehzade Frida'yı takip etmiş. Eğer Frida izini kaybettirmeseydi hem bize hem de subaylara ulaşmış olacaktı. Nereye kayboldun sen? Birazdan öğrenirsin. Ahmet Paşa. Ne kadar zor durumda kaldığını tahmin edebiliyorum. Buraya da bunun için geldin tabii. Ama artık seni bu işten temizleyeceğiz. Üzerinde hiçbir şüphe kalmayacak.
Şehzade için yeni bir el ilanı hazırlattım. Malum, artık kendisi de işlerin bu şekilde yürütüldüğünü biliyor. İlanlara göz atacaktır. Bu ilanı bir şekilde kendisine ulaştır. O ilanla alakadar olurken biz de payitahtı terk etmek için son hamlelerimizi yapıyor olacağız. Ahmet Paşa, ne sen ifşa olacaksın ne de şehzade tertibimize mani olabilecek. Hünkâr Hazretleri, Kassel Efendi'ye karşı bir dava açılmış olduğunu duyduk. Doğrudur Sefir Efendi. Osmanlı bankalarında bazı para hareketleri olmuş. Vergilendirilmemiş ve hepsi usulsüz yapılmış. Bir ceza kesilecek de elbet. Kapitülasyonlar bu hakkı size tanıyor. Ve fakat konuşulan ceza miktarı çok fazla. Buna biz karar veririz. Korkarım buna izin veremeyiz. Hem Kassel Efendi şu anda kendisini savunamayacak vaziyette. Savunacak bir şey yok Sefir Efendi. Her şey vesikalarda apaçık belli. Kesilecek ceza miktarı... Ona da devlet karar verir. Eğer bir hata varsa Bay Kassel uyandığı vakit telafi edilir. Bu meseleyle alakalı söz söylemeye hakkınız yok size. Demek subaylar arasında en meziyetlisi kol ağası Harun. Evet. Can verir, sır vermez. Dediğiniz yerlere baktım Refik Bey. Muhalif gençler daha hala oralarda toplanıyorlar. Teşekkürler Frida Hanım. Frida. Bize kol ağası Harun Efendi'yi çağırırsan seviniriz. Sen diğer subaylara konuşma yapacakları mekanları söyleyebilirsin. Ama unutma, talebelere yalnızca Paris'i vaat etsinler. Pekala. Şüphen olmasın. Teklifimizi kabul edecektir. Umarım. Buyurun Harun Efendi. Malum. Beraber bir yola baş koyduk. Tez vakitte bizimle gelecek talebeleri belirleyip tertibimizi başlatacağız. Çok şükür Refik Bey. Meşrutiyetin meşalesini yakmamıza az kaldı. Yalnız ben işitmek isterim. Üzerine ne vazife düşerse yapmaya hazır mısın? Bugüne kadar hiçbir vazifeden kaçmadık Refik Bey. Yeter ki yolun sonu hürriyete çıksın. Abdülhamit'i tahttan indirmeye çıksın. Ben her şeyi yapmaya hazırım. Hünkârım. Buyurun paşa. Hünkârım karar çıktı. Dediğiniz gibi usulsüzlükler belgeli. Ceza kesildi. Artık Kassel Efendi'nin bankadaki parasına el koyabiliriz. Hala işi bitirin. Emredersiniz hünkârım. Hünkâr, parayı aldık diyelim. Lakin banker meselesini nasıl halledeceğiz? Avrupa'da tanınmış, bizim işimize yarayacak herhangi biri yok. Var paşa, var. Bana Karasu'yu çağırın. Emredersiniz hünkârım. Geliyorlar. Kendinizi belli etmeyin. Saklanın. Yürü.
Ne iş lan bu? Vallahi ben de anlamadım kumandanım. Tabutlar uzak duruyorlar ama adamları zorla tabutlara gönderiyorlar. Oyun oynamaya meraklıymışsın Eşref Aziz. Buyur o zaman. Ben hamlemi yapıyorum. İndirin maskeleri. Eşref Aziz son olarak Marangoz Aklı'nın atölyesinde görülmüş. Ölen adamların sayısı kadar tabut almış ve Söğütlü Osman ölmemiş. Baskından kaçarken size siper olduğu için yaralanan kardeşimiz kendine geldi. O söyledi. Makineli tüfeğin başındakinin Söğütlü Osman olduğunu görmüş. Kandırdılar lan bizi. Madem bunlar oyun istiyor, oynarız. Ne emredersiniz efendim? Marangoz Aklı'yı bulun, bana getirin. Kaldırın o kapakları. Hakkı Usta! Açmayın, geri dönün! Kaldırın, yoksa sizinle birlikte aileniz de ölür. Açmayın! Eşref Aziz, adamları muhakkak alacağım. Seninle de sonra hesaplaşacağız Nadir Bey. Öldürdüklerin kadar öldürmediklerin de hesabını vereceksin. Ne oldu da bunlar bizim karşımıza tertiple çıktı kumandanım? İfşa olmuşuz Osman. Tertibimize, tedbirle geldiklerine göre ifşa olmuşuz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Abdülhamit karar çıkartmış. Parayı geri alıyorlar. Hı hı. Nasıl bu kadar hızlı davranabiliyorlar? Mevzu bahis devlet olunca buna şaşmamak lazım. Şu vaziyette geri duramayız. Saraya gidelim. Hazır sultanda para varken tekrar boş mevzusunu görüşelim. Abdülhamit'i ne kadar köşeye sıkıştırırsak o kadar iyi. Hakkınız var. Lakin beni çağırmışlar. Yalnız. Siz bekleyin. Rivayet odur ki Lokman Aleyhisselam oğluna çok ağır yükler taşıdım. Taşlar, demirler taşıdım. Borçtan daha ağır bir yük, daha ağır bir kahır görmedim demiş. Allah kimsenin sırtını borç yüküyle bükmesin. Siz de devletin borcunu sırtınızda taşıyorsunuz, biliyorum hünkârım. Düşmanlarımız ne kadar mani olmaya çalışsa da biz borçlarımızı ödemeye gayret ediyoruz. Lakin biz ambarı doldurmaya çalıştıkça bir köşesinden delip sızdıranlar var. Mani olamıyor musunuz hünkârım? Mani olmama belki de siz yardımcı olursunuz sultanım. Elbette. Lakin nasıl yapabileceğimi bilmiyorum hünkârım. Annemin içinde
Borçların bizi nasıl sıkıntıya düşürdüğünü bilmesine rağmen hala borç yapanlar var. Kimden bahsediyorsunuz? Fatma Sultan'dan. Fatma Sultan'ın borcu mu varmış? Naime bankadaki parasının tamamını ona verdiğini söyleyince öğrendim ben de. Naime tüm parasını Fatma Sultan'a mı vermiş? Ve dahi sattığı köşkün parasını. Aman Allah'ım. Bu çok büyük bir meblağ değil mi hünkârım? Aynen öyle. Naime sırlarını ifşa ettiği belli olmasın diye konuşmamı istemedi. Lakin birileri Fatma Sultan'la konuşmalı, onu bu bataktan mutlaka kurtarmalı. Anladım. Anladım hünkârım. Benden ne istediğinizi çok iyi anladım. Siz meseleden bir haber gibi gidip kendisiyle konuşunuz. Borsada para kazanmak istiyorsa meseleye vakıf olmalı. Eğer bilmiyorsa, yapamıyorsa borsadan uzak durması gerektiğini anlatın ona. Elbette. Elbette hünkârım. Ben konuşup kendisini anlatmaya çalışacağım. Peki. Gelmeyeceksin zannettim. Zor çıktım. Haremde herkesin gözü üzerimde. Ne oldu? Neden hemen görüşmek istedin benimle? Naime Sultan Köşk'ün parasını da kaybetti. Beş parasız kaldı sonunda. Bu kadar çabuk mu? Neden üzüldün? Naime tekrar kaybettiğini öğrenince bana itimat etmeyecektir artık. Ablam da mektup tertibini benim yaptığımı öğrendi. Emsal kalfayı zindandan çıkarmam da fayda etmedi. Hala kızgın bana. En kötüsü de Salih Sultan benden şüphelenmeye başladı. Yaptıklarım ortaya çıkacak diye korkuyorum. Korkma. Hepsinin şüphelerini üzerinden atacak muhteşem bir fikrim var. Salih Sultan. Rahatsız etmedim inşallah. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Sizinle biraz konuşmak istiyorum. Tabii, buyurun. Evvela bu saraya geldiğimden beri Naime Sultan'la aramda hakkaniyetli davranışınız ve bana hürmetiniz için teşekkür ediyorum. Ve biliyorum ki Aliye Sultan'ın benimle konuşması için teşviki de siz yaptınız. Sağ olun. Kızların yaptığı çocukluklara anlayışla muamele ettiğiniz için asıl ben size teşekkür ederim. Ben sizinle dost olmak, eğer bir derdiniz varsa ortak olmak isterim. Sağ olun. Ne derdiniz varsa, çözemediğiniz bir mesele, mali bir mevzu, eğer çekinmeden bana söylerseniz çözümünü birlikte daha kolay bulabiliriz diye düşünüyorum. Sağ olun. Bir sıkıntım olursa hatırlarım. Bazen doğru zannettiğimiz kararlar alabiliyoruz. Sonrasında bedelleri çok ağır olabiliyor. O yüzden böyle mühim kararlar almadan evvel dost bildiğimiz, itimat ettiğimiz insanlarla istişare yapmak biz büyük felaketlerden koruyabilir. Hayatta her derdin çaresi bulunur. Lakin dertler karşısında aciz kalmadan müdahale etmeli. O vakit çözümü daha kolay olur. Elbette. Bunları bana niye anlatıyorsunuz sorabilir miyim? İyi niyetime inanacağınızı düşünerek sizinle açık konuşmak istiyorum. Lütfen. Bir süredir borsa oynadığınızı ve büyük miktarda kayıplar verdiğinizi biliyorum. Ne? Nereden duydunuz bunu? Nereden duyduğumun bir önemi yok. Mühim olan sizin vaziyetinizi kurtarmamız ve mali vaziyetinizi düzeltmemiz. Benim mali vaziyetimde bir sıkıntı yok. Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Benden çekinmeden söyleyebilirsiniz Fatma Sultan. Naime Sultan'ın size para verebilmek için köşkünü sattığını biliyorum.
Bu da sizin ne kadar vahim bir durumda olduğunuzu gösteriyor. Bunu Naime mi söyledi size? Ben kendisinden duymadım. O halde? O halde amcamdan duydunuz. Amcam yemekte onun için öyle konuştu benimle, değil mi? Borsa oynayıp kaybettiğimi düşündüğü için. O an hadiselerden bilgim olmadığı için anlamamış olabilirim. Ben gayet güzel anladım. Lütfen Naime Sultan'a ve hünkârımıza kızmayın. İkisi de size yardım etmeye çalışıyor. Ve tabii ben de. Vakit daralıyor paşa. Karasoy Efendi'den haber var mı? Saraya gelmiş olmalı hünkârım. Müsaade ederseniz bir bakayım. Hemen geldi mi? Biz de sizi bekliyoruz. Buyurun. Buyurun. Yetiştim hünkârım. Karasoy Efendi. Bize yardım edecek Avrupa'da tanınmış bir tüccar arıyorum. Ne için? Tahvil alacak. Çıkardığımız tahvillerin yatırımcılar tarafından itimat edileceğini gösterecek. Yardım etmek isterdim. Ancak maalesef böyle birini tanımıyorum hünkârım. Tanıyorsunuz Bay Karasu. Bay Tubini. Bay Tubini'nin bunu kabul edeceğini sanmıyorum. Siz kendisiyle bir görüşün. Bizim aklımızın her şeye yetebileceğini söyleyin ona. Güzellikle halledelim bu işi. Emredersiniz. Hemen konuşayım. Umarım kabul eder. Naime, sana inanamıyorum. Sana inanamıyorum Naime. Nasıl? Nasıl yaparsın sen bunu? Ne oldu Fatma? Neden bahsediyorsun sen? Demek borcumu ödemem için köşkünü sattın ha? Öyle söylemeye mecbur kaldım. Sen beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Ben amcamın yüzüne nasıl bakacağım bir daha? Babam seni seviyor Fatma. Sana kızacağını zannetmiyorum. Beni sorumsuz, müptezel, aciz biri gibi gösterdin. Aslında bu söylediklerin hepsi benim. Sen de Ali'ye de bu söylediklerimden çok daha fazlasınız. İkinizin de yaptıklarından bıktım, usandım artık. Amcama gidip her şeyi anlatacağım. Bugüne kadar yaptığınız her şeyi gidip anlatacağım artık. Fatma dur. Fatma ne olur dur. Ne olur. Babam zaten bana Salih Sultan'a yaptıklarımdan dolayı çok kızgın. Şimdi bir de sen bunları anlatırsan beni asla affetmez. Ben çok yakında o parayı geri alacağım. Hatta daha fazlasını alacağım. Bu sefer kazanacağım Fatma. Sen de borcunu ödemiş olacaksın. Benim kimseye borcum yok. Lakin senin bana borcun var Naime. Bana attığın bu iftirayı temizleyeceksin. Ben artık susmayacağım. Sultanım, kusura bakmayın. Gel Ayşe. Ali'ye Sultan gönderdi bu pusulayı. Hali hiç iyi görünmüyordu. O yüzden hemen haber vermek istedim. Tamam, sen çıkabilirsin. Ne yazmış? Sana bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Naime abla. Ama her şeyin sebebi benim. Başına bu felaket benim yüzümden geldi. Ben ısrar ettim sana. Nereden bilebilirdim ki her şeyini kaybedeceğini? Çok para kazanmanı istedim sadece. Aman Allah'ım, bu olamaz. Ne oluyor? Bunu yüzüne söylemeye cesaretim yok. Nasıl kahrolduğunu görerek yaşayamam. Amcama ve ablama da seni borsaya benim soktuğumu söylersin. Ben, bana artık kızamayacakları bir yerde olacağım. Sen de beni affet. Oynadığımız son oyunda kaybettik Ali'yi. Ali? Ali'ye? Ali'ye! Ali'ye! Aman Allah'ım! Ali'ye! Ali'ye!
Aliye ne yapıyorsun? Aliye bırak onu. Yaklaşmayın. Hadi dur. Kendine gel. Sakin ol ne olur. Ben yaşamayı hak etmiyorum. Saçmalama. Sen haklıydın. Bu hançeri boğazıma dayadığında kesmeliydin. Öldürmeliydin beni. Sen Aliye'yi öldürmeye mi kalktın? Ben sadece seni korkutmak istedim. Hatanı düzelt istedim Aliye. Hata yaptım evet. Herkese zarar verdim. Bu utançla yaşayamam ben artık. Aliye sen utanılacak bir şey... Yaklaşma. Sen utanılacak bir şey yapmadın. Ne olur sakin ol. Bütün paranı benim yüzümden kaybettin. Ben senin zararını telafi edemem ki. Bir yolunu buluruz ne olur. Para için canına mı kıyacaksın? Bile bile ateşe mi atacaksın kendini Aliye? Hayır. Allah'ım ne olur affet. Allah'ım ne olur affet. Bırak onu. Aliye bırak. Aliye bırak. Aliye bırak. Aliye bırak. Aliye bırak. 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 Lütfen bırak. 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 Nahime. Nahime. Hekim çağır çabuk. Çabuk. Sultan borcu ödeyecek. Lakin sizi kullanmak istiyor. Nasıl? Size tahvil aldırmak arzusunda. Kaselle suya düşen tertibini sizin üzerinizden tamamlamak istiyor. Lakin onu katliyetle reddedeceksiniz. Güzel. Sultan iyice zora düştü demek ki. Red cevabını duyunca bakalım ne yapacak? Hiçbir şey. Bu onun son çırpınışları. Hayrola bu ne hal? O Eşref'in canını öyle yakacağım ki... bundan sonra attığı her adımı tereddütle atacak. Mekanlarımı bastı. Geride adam bırakmak zorunda kaldım. Çatışmada ölenleri. Bu yemi yuttuğunu söyleme bana. Pusu kurmuş. Bombalı tertip. Fazla olmaya başladı artık. Onu can evinden vurmam şart. Mümkün. Bir yakını elimin altında. Ne kadar yakını? Geçmiş olsun sultanım. Sağ ol. Bu ilaç ağrınızı kesecek. Ben yine uğrarım. Siz istirahat edin. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Çok ağrın var mı? Biraz. Verilmiş sadakamız varmış. Ya daha derin kesilseydi? Ya başka bir yerine gelseydi? Hepsi benim yüzümden. Aliye başlama yine ne olursun. Kendini boşu boşuna suçlama. Benim dikkatsizliğim yüzünden oldu. Siz gelmeden bitirmeliydim işimi. Hala akıllanmadın mı sen? Naime ablam bana itimat ettiği için yatırdı tüm parasını. Sen de o simsara itimat ettin. Kim o simsar? Konsültandan biri. Amcama intihara kalkıştığımı söylemeyeceksiniz değil mi? Merak etme. Fatma. Sen de babama borsa oynadığımızı söyleme olur mu? Tamam. Söylemeyeceğim. Lakin er ya da geç gerçeği öğrenecektir. O vakte kadar bir yolunu buluruz inşallah. Ben de yardım ederim sana. Sen artık bu işe daha fazla karışma istersen. Nahime Sultan. İyi misiniz? Daha iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl oldu bu, ne yapıyordunuz? Amcam Murat Efendi'den yadigar bir hançer vardı. Ona bakıyordum. Bakarken mi kestiniz elinizi? Bakarken başım döndü. Bir yere tutunmaya çalışırken de elimde hançer olduğunu unutmuşum.
Yalnız mıydınız? Biri yok muydu yanınızda? Biz vardık lakin yetişemedik. Naim ablayı tutup pancere alana kadar kesildi eli. Talihsiz bir hadiseydi. Neyse ki mühim bir yara değil. Çok şükür. Buyurun. Hünkâr Hazretleri. Bay Karaso, Tubini ile konuştunuz mu? Konuştum. Lakin kabul etmedi. Ona bizim Allah'ın izniyle her şeye muktedir olduğumuzu söylediniz mi? Söyledim hünkârım. Lakin... Anlaşıldı. Bizi hafife alıyor. Biz de ona gücümüzü gösterelim. Aklımızın nehri. İstediğimiz vakit ne kadar hızlı akar bilsin. Dikkat etsin, boğulmasın. Ne yedirdin aslanıma bakalım abicim? Boşnak böreği. Kendi ellerimle açtım. Vay vay. Basit görünür ama boşnak böreği yapması maharet ister. Ellerine sağlık. Sağ ol abi. Kalacak mısın? Sana da getireyim. Bıçaksız getirme ama. Malum ben bıçaksız yiyemem. İshak Bey aldı bıçağı. İshak Bey kim? Ha, senin haberin yok tabii. Hekim Bey, Ali Osman'ın telaffuzu için esaslı bir tedavi uygun gördü. İshak Bey de bu konuda pek mahir bir muallimmiş. Şimdi içerideler. Birazdan derse başlayacaklar. Eşref abi! Eşref abi, ne oldu? Kaldır lan kollarını. Eşref abi! Kaldır kollarını, dön bu tarafa. At o bıçağı. Atamam. At dedim. Atamam, sadece aldığım yere bırakırım. Âlâ. Bıçağı tutan elimden vur diyorsun yani. Bıçakla kalemi açarken oğlunuzun önünde beni vuracak mısınız? Mehpare, tepsiyi götür de bıçağı aldığı yere bıraksın. Bir tarafını kesecek. Kalemimizi açtığımıza göre artık dersimize başlayabiliriz. Değil mi Ali Osman? Demek bu hançer yaraladı kızımı. Fatma belinden bir arayı çıkartmıyordu. Kızlar için pek kıymetli. Ben de merak edip bakmak istedim. Hekim Hanım iyice bir tetkik etsin seni. Anlayalım bakalım. Niçin başın dönmüş? Lüzum yok. Bu aralar pek iyi uyuyamıyorum ben. Muhtemelen ondandır. Niçin uyuyamıyorsun kızım? Yoksa bir sıkıntın mı var? Yok babacığım. Benim ne sıkıntım olabilir ki? Benim varlığım size sıkıntı olmuyordur inşallah. Müsterih olun. Artık size alıştım. Fatma Sultan'ın vaziyeti seni düşündürüyor olabilir mi? Kendisinin vaziyetine üzülüyorum. Lakin elbet bir çözüm bulacaktır. Fatma akıllı bir kızdır. Ben kendisiyle konuştum. Yardıma hazır olduğumuzu söyledim. Gerekirse tekrar konuşurum hünkâr. Yardım isterse kendisi söyler zaten. Tekrar tekrar konuşup canını sıkmayalım. Boşu boşuna üzmeyelim kendisini. Madem benim konuşmamı istemiyorsun, Fatma Sultan'la Saliha Sultan konuşacak. Benim yerime mevzuyla bundan böyle o alakadar olacak.
Biz Abdülhamid'i köşeye sıkıştırmaya çalışırken o bizi köşeye sıkıştırdı. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Lakin Bay Kassel'in uyanıp bize ne yapacağımızı söylemesi lazım. Ben hep uyanığım. Siz de uyanık olacaksınız. Bay Kassel, siz kendinizdesiniz. Tobini, kıymetli dostum, hoş geldiniz. Kendimdeyim evet ama bir müddet daha kendimde değilmişim gibi görünmem gerekiyor. Anlatın bakalım neler yaptınız. Abdülhamid, Bay Tubini ile Osmanlı Bankası üzerinden yaptığınız tertibe vakıf oldum. Paralar vergilendirilmemiş. Bir ceza kesti. Paraların tamamına el koydu. Abdülhamid, uf. Elinden geleni ardına koymuyor. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Henüz o tahviller alınmadı değil mi? Hayır. Borçlarına karşılık benim almam istedi. Reddettik. Lakin şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Direneceksiniz. Ne yapıp edip sonuna kadar direneceksiniz? Çok az bir zaman kaldı. O tahviller alınmayınca rezil olacak. Yalnız o değil, Osmanlı rezil olacak. Nedir Bay Kassel'in vaziyeti evladım? Ben hastanedeyken hala kendine gelmemişti. Hünkârım, ondan bir ümit yok. Başka bir çare bulmalıyız. Bulacağız, bulacağız evladım. Görüyorsunuz değil mi? Neyi hünkârım? Bizi yıkmak için nasıl harp ettiklerini. Bizim yolumuzu kesmek için nasıl çirkefçe oyunlar oynadıklarını. Görüyorum. Ve size kudret diliyorum. Bu memleket öyle garp devletleri gibi sakin selim idare edilemez. Elbette ve mutlaka başında güçlü biri olmalı. Allah sizi bu milletin başından eksik etmesin. Allah bu milletin başına her vakit dirayetli idareciler versin. Siz de inşallah onlardan biri olursunuz evladım. Tek gayem devletime, milletime hizmet etmektir. İster başında olayım, ister çerinde çöpünde mücadele edeyim. Yeter ki bu devlet için çalışayım. Benim tek muradım budur hünkârım. Maşallah. Allah'a emanet olun. Hünkârım. Buyurunuz İsmail Hakkı Bey. Talebeler hazır mı? Hazırlar hünkârım. Zatı devletlerinizi beklerler. O vakit gidip dervişlerle sohbet edelim. Sohbet edelim de yüreğimiz ferahlasın. Al. Aferin. El. El. Aferin. Öl. Öl. Ali Osman. Tamam hoca, zorlama. Öl diyesi yok belli ki çocuğun. Onca kelime içinden ölü mü buldun talim ettirecek? Telaffuz için efendim. Ali Osman'ın ağzının ve dilinin kaslarının tekrar eskisi gibi çalışabilmesi için kelime ayırt etmiyoruz. Öl deyince kimse ölmüyor yoksa. Orasını Allah bilir İshak Efendi. Babacığım. Allah sizin açıklığı versin. Uğrayacağım yine. Kolay gelsin İshak Efendi. Teşekkür ederim Eşref Aziz Bey. Görüşmek üzere.
Defare. Ali Osman. Dayını üzüyorsun ama. Yine huysuzluğun üzerinde. Bak ne diyeceğim. Seni dışarıya çıkartayım. Orada belki barışırız. He? Hava alırsın. He? Son derece hassas bir meselenin ortasındayız yine. Dikkatte kusur istemiyorum demek için geldim abicim. Hayrola abi? Kötü bir şey mi var? Sen dediklerime kulak ver şimdilik. Bundan böyle konağın kapısında bizim çocuklar bekleyecek. Hiçbir yere çıkmayacaksınız. Hiç kimseyi kabul etmeyeceksiniz. Ali Osman yanında ben olmadan bahçeye dahi adım atmayacak. Kapıdaki çocuklara da böyle tembih ettim. Tamam abi, sen merak etme. İsteğinizde ihtiyacınız olursa bana haber gönderirsin. Olur abi. Burada gözüm tutmadı ama... madem hekimler tavsiye etmiş, bir müddet alakadar olsun bakalım. İshak Bey aslında çok iyi bir adam abi. Çok yakından ilgileniyor Ali Osman'la da. Yani demek istediğim... Neyse Mehpare, dikkat edin. Uzak durun. Tamam abi. Eyvallah. Hadi bakalım Ali Osman. Al. Söyle bakayım. Al. Ben anladım. Ama ben üzülüyorum. Sen sevmedin galiba beni. He Ali Osman? O zaman tedaviye ara vermek zorunda kalacağız. Aa, hiç olur mu öyle şey? Ali Osman çok sevdi sizi. İshak Bey, bu aralar çok zor zamanlar geçiriyoruz. O yüzden Ali Osman dahil hepimizin sinirleri biraz gergin. Sinirleri gergin birini daha tanıdık az önce. Yemek bıçağını elimize aldık diye silahla odayı bastı. Eşref abim Ali Osman konusunda çok hassastır. Ama siz merak etmeyin. Zamanla o da, Ali Osman da size alışacaklar zaten. Umarım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, şeref duyduk hünkârım. Belki. Buyurunuz, oturunuz. Maşallah hoca efendi. Dervişlerin işlerindeki ateş gözlerinden okunuyor. Tedrisatları ne vaziyettedir bir görmek istedim. Hünkârım, tedrisatlarını tamamlamaya az kaldı. Akabinde icazetlerini vereceğiz. Memleketin dört bir yanına dini mübini İslam'ı, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını anlatmak üzere yola koyulacaklar. Maşallah. Allah sayılarını arttırsın. Amin. Allah öğrendikleriyle amel etmeyi, sonra da bunu başkalarına öğretebilmeyi nasip eylesin. Amin. Hoca efendi, eğer müsaadeniz olursa dervişlerimizle sohbet etmek, kendilerine sual sormak isterim. Elbette hünkârım. Buyurun. Evlatlarım, bu devletin dua neferleri. Yeryüzünde bunca fenalık, bunca azgınlık varken, insanoğlu günden güne Rabbine şükürden uzaklaşırken, birileri bizim hilafetimize, makamımıza göz koymuşken, eğer bu dünya başımıza yıkılmıyorsa, sizlerin sayesindedir. Sizlerin sabah namazından sonra okuduğunuz Kur'an hatimlerinin yüzü suyu hürmetinedir. Bu devletin bekası için yaptığınız dualar sebebiyledir. Yalnız ilmi öğrenmekle değil, öğretmeye talip olmanızla da alakalıdır. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Amin. Allah zalimin zulmünden, hainlerin ihanet halkasından sizi uzak eylesin. Amin. Size bir sualim olacak evlatlarım. Cenab-ı Hak bütün mahlukattan
Yani insandan, meleklerden, şeytandan, cinlerden, tüm kainattan evvel neyi yaratmışlar? Buyurunuz evladım. Cennet ve cehennem hünkârım. Siz söyleyiniz. İnsanın ruhunu hünkârım. İsminiz nedir evladım? Ahmet. Demircili Ahmet Sıtkı'dır hünkârım. Peki sizin bir cevabınız var mı? Kalem suresi 1. ayet. Cenab-ı Hak buyurur ki, Nun, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun. Yaradılan ilk şey kalemdir hünkârım. Rivayet olunur ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona kıyamete kadar vuku bulacak her şeyi yazmasını emretmiş, buyurmuşlardır. Cenab-ı Allah kaleme, arşa La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah yaz dedi. Kalem emredileni yazdı. Kalem Peygamber Efendimizin ilk nurudur. İkinci nuru ise arştır. Üçüncü nuru güneş, ay ve yıldızlar yaratılmıştır. Dördüncü olarak cennet ve cennetin sarayları. Dünya ve ahiret güzellikleri. Adem Aleyhisselam'ın nuru, melekler ve cinniler yaratılmıştır. Maşallah. Maşallah evladım. Sualin cevabını bildiniz. Suali bildin. Lakin hünkârın karşısında adaba mugayir hareket ediyorsun. Edepli otur. Biz onun vaziyetine değil, ne söylediğine bakıyoruz. Gönlüne bakıyoruz. Hoca efendi, evladımız icazetini tamamladıktan sonra kendisini saraya yollayınız. Bundan sonraki vazifesi Yıldız Mescidinde olacak. Kendisinin gönül hocalığına talibiz. Fatma Sultan, ısrar edip canınızı sıkmak istemiyorum. Lakin bir sıkıntınız olduğunu tahmin edebiliyorum. Eğer bana itimat edip anlatırsanız çare bulmaya çalışırım. Bulamasam da hiç olmazsa sıkıntınıza ortak olmuş olurum. Birlikte üzülürüz. Çok iyisiniz. Siz de çok güzelsiniz. Kusura bakmayın. Sizi utandırmak istemedim. Ben birden ağzımdan çıkıverdi. Bazen çok düşüncesiz oluyorum. Ben de bazen çok inatçı oluyorum. Estağfurullah. Yok. Öyleyim. Hata yaptığımı kabul edemiyorum bir türlü. Saraya gelmemiz bir hataydı. Bile bile aynı hataya devam etmemek lazım. Aliye'yi de alıp saraydan, hatta payitahttan gitmem en doğrusu. Emsal Kafa, çekinmeyin lütfen. Oturun. Sultanım, beni niye çağırdınız? Seni çağırdım çünkü bilhassa seninle konuşmak, sana sormak istedim Emsal Kalfa. Neyi sultanım? Salih Sultan özrümü kabul etti mi acaba? Sultanım çok hassas biridir. Saraya geldiğinden beri başına gelen pek çok hadise ve kendisine karşı olan durumlar onu ziyadesiyle üzdü. Anlayabiliyorum. Lakin ben de Naime ablaya söz geçiremedim işte.
Peki Salih Sultan'ın gönlünü alabilmemin yolu nedir? Onu en iyi sen tanıyorsun. Ben bilemiyorum. Esasen sultanım çok küçücük şeylerden mutlu olabilen birisidir. Sultanım, bu pusula size geldi. Tamam, sağ ol. Ablacığım, nasıl geçti Saliha Sultan'la muhabbetiniz? Bana bir tuhaf geldi Saliha Sultan. Aa, neden? Ne bileyim, beni gördü, bir şaşırdı. Anlamadım yani. Hem davet ediyor, hem neden davet ettiğini hatırlamıyor. Hep ben konuştum zaten. Arada bir böyle gözlerini açıp tuhaf tuhaf baktı bana. Acaba diyorum, arada kafası mı gelip gidiyor? Yok ablacığım, yok, ondan değildir o. Saliha Sultan'ın işi başından aşkın da ondandır. Nelerden bahsettiniz? Kani'yi sordu mu? Aileniz nasıl diye sordu tabii. İşte bak, demek ki onlar da Kani ile Naime Sultan'ın izdivacını münasip buluyorlar. Helal ablacığım, helal, helal. Ne? Ne izdivacından bahsediyorsun sen Mahmut? Gençler birbirini görmüş, beğenmiş. Bize de hayırlı olsun demek düşer. Ne ara görmüş de beğenmişler birbirlerini? Bugün bahçede bunları bir görseydin. Kani ile Naime Sultan birbirlerine bir bakışmalar, bir tebessüm, bir naz, bir niyaz, bir göz süzmeler, bir mahcubiyet. Besbelli ki işte gençler gizliden gizliye birbirlerini görüp beğenmişler. Daha neler? Öyle bir şey olsa Kani önce gelir bana anlatırdı. Hem benim oğlum küçük bir kere. Senin oğlun küçülsün de benim cebime girsin. Abla, senin oğlun büyüdü, büyüdü. Hem çocuk sana anlatamıyor işte bu yüzden. İzdivacını münasip bulmayacaksın diye. Yapma abla. Allah var. Sevenleri ayırmak büyük günahtır. Yapma. Siz o taraftakileri halledin. Ben bu taraftakini hallederim. Efendi. Hünkârımız arzu hallerle alakadar olmuyor galiba. Lafını bil de konuş efendi. Hünkârımızın neyle alakadar olup olmayacağı senin üstüne vazife değil. Yanlış anladın beni. Yazdığım bir mektuba cevap alamadım da. Hünkârımız okusaydı mutlaka cevap verirdi. Mühimse bir daha yaz arzu halini. Hünkârımız okuyamamış olabilir. Tasnifteki memurlardan biri bayıltılmış. Belki o karışıklıkta kaybolmuştur senin mektup. Mahmut Paşa'm, rahatsızlığınız sebebiyle bir süredir sizi böyle alengirli işlerden uzak tuttuk. Hünkârım, keşke şu iki işe yaramaz bacağım sağlam olsaydı da ben de sizinle beraber devlet meselelerine koşturabilseydim ama işte. İnşallah paşa, o da olacak, iyileşeceksiniz. Bir gün gelecek, hizmetten geri durmadan koşacaksınız. Lakin bu halde de devletinize hizmet edebilirsiniz. Emredin hünkârım. Size canım feda. Mahmut Paşa'm, Bay Tubini ile dost olmanızı istiyorum. Hünkârım, bu Tubini keferesiyle neden dost olmam gerekiyor? Size inanmalı ve itimat etmeli. Gerekirse onun kadar adi olduğunuzu beyan etmelisiniz. Öyle ki kanun dışı bir işe sizinle birlikte girebilmeli. Yani Tubuni keferesine bir oyun çevireceğiz. Ve bu Tubuni keferesini köşeye sıkıştıracağız. Ona tavşanı göstereceğiz. Tubuni efendiye koş diyeceğiz. Peşine de tazıyı salacağız. Gayet iyi anladım hünkârım.
Hünkârım malumunuz. Ben sert mizaçlı paşalarınızdan biri değilim. Lakin bu tip işler de tam benim işlerimdir. Bu sebeple sizi seçtik paşa. Eğer Tubini'nin kanun dışı bir iş yaptığını kanıtlayabilirsek... ona istediğimiz her şeyi yaptırabiliriz. Şimdi sağlam bir tuzak kurmalıyız ona. Siz hiç merak etmeyiniz hünkârım. Ben o Tubuni keferesine öyle bir oyun kuracağım ki... dünyaya geldiğine bin pişman olacak. Aliye Sultan pusulayı okuyunca eli ayağına dolandı sanki sultanım. Sonra kağıdı parçalayıp attı. O çıkınca parçaladığı kağıtları birleştirip yazanı okudum ben. Gece yarısı sarayın dehlizlerinde biriyle buluşacakmış Aliye Sultan. Gece yarısı dehlizde. Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Kiminle buluşacakmış o saatte? Arzu ederseniz ben takip edip öğrenirim sultan. Hayır emsal. Üzerine atılan iftiradan daha yeni kurtuldun. Tekrar zindana mı girmek istiyorsun? Ne yapacağız peki? Aliye Sultan'ın yaptıklarına karşılık sağlam bir kanıt bulabilmemiz için bu çok iyi bir fırsat sultanım. Mehpare Hanım. Buyurun Nisak Bey. Önümüzdeki birkaç gün gelemeyeceğim işlerimin yoğunluğu nedeniyle. Ya. Üzüldüm doğrusu. Yani Ali Osman için. Ben de o usta bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ali Osman'a faydalı olacağını düşündüğüm birkaç kitap var. Çarşıya kadar eşlik ederseniz kitapları temin ederiz. Siz de tahsiline devam edersiniz. Ben Ali Osman'ı yalnız bırakmayayım burada. Ama siz bana kitapçının adını ve yerini söylerseniz ben Eşref abime söylerim. Tüm kitapları getirir o. Olur tabii. Lakin buraların yabancısıyım. Yer yol bilmem. Bir tek bildiğim kitapçının Cadde-i Kebir'de olduğu. Lakin orada çok kitapçı var. Ancak gidersek bulabilirim kitapçıyı. Peki o zaman gidelim ama çabuk dönelim olur mu? Tabii. Müsaadenizle. Ne zaman geldi bu? Bugün ulaştı. Gerçek mi replika mı? Replika? Dil öğren biraz. Yaptığın işin hakkını ver. Sonra hadi, sonra. Hoş geldiniz paşam. Hayırdır inşallah? Bir sorun mu var? Görüyorsun değil mi arabacı? Bayılıyorum bunların böyle suçunu bilen hallerine. Var ya, şimdi bunun zihninde bin tane mesele dönüyordur. Yok paşam, şaşkınlıktan sadece. Söyle bakalım, kardeşlerinden çıkan oldu mu Kodes'te? Bunlar 8 kardeştir. Bu gayrimeşru işlere en büyük abileri başladı. O Kodes'e düşünce bir ufağa devraldı. O da Kodes'e düşünce bir ufağa devraldı. Böyle Kodes'e düşe düşe bir ufağa devrala ala ala ala... en son ihale bu en küçük kardeşe kaldı. Yahu bunların sülalede akıl da yok ki. Bırakın işte bu gayrimeşru işleri. Helal kazancın peşindeyim paşam. Bitti öyle işler. Hangi helal kazanç? Hadi oradan. Ben bilmiyor muyum sizin sülaleyi? Dededen beri aynı çarkı döndürüp duruyorsunuz. Şimdi sen bırak bu mavraları. Benim işime yarayacak bir şeyler söyleyebilecek misin, söyleyemeyecek misin? Ona bakalım. Söyledin, söyledin. Söylemedin, doğru Kodes'e. Abilerinin yanına. Anladın değil mi? Emredin paşam. Güzel. Anlat bakalım. Var mı bugünlerde şöyle özel bir müzayedeniz?
Hani böyle en tepedekiler için yaptığınız şatafatlı düğün geceleri gibi olandan. Yani özel bir müzayede tertibi. Var mı bugünlerde? Var mı yok mu? Hala. Hala. Bir yanlışlık olmuş. Ben bir şey istemedim. Müessesemizin ikramıdır efendim. Tekrar payitahta hoş geldiniz. Bu ikramın payitahta yalnızca 4 kişiye yapıldığını bilmenizi isteriz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Şehzadem, yeni basın bütün gazete, mecmua ve ilanlar burada. Bırakabilirsin. Var mı başka arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Satılmıştır. Bilginize ve tekliflerinize teşekkür ederiz. Sıradaki eserimiz Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'ın şahsi koleksiyonunda. 200 yıldır kayıp olan nadide bir eser. 250 binle açıyorum. Teklifler? 300 bin. 400 bin. 400 bin geldi beyefendiden. Var mı arttıran? 450 bin. 450 bin geldi beyefendiden. 650 bin. 650 bin. Cömert bir teklif geldi. Başka teklif var mı? Var mı arttıran? Satış gerçekleşiyor. 750 bin. 750 bin geldi beyefendiden. 750 bin. Var mı başka teklif? 850 bin. 850 bin geldi. 850 bin. Var mı arttıran? Başka teklif var mı? Satış gerçekleşiyor. 1 milyon. 1 milyon geldi beyefendiden. 1 milyon. Var mı başka teklif? Satıyorum. Satıyorum. Satılmıştır. Beyefendi, beyefendi. Merhaba. Uygunsa Vahdet Bey sizinle görüşmek istiyorum. Vahdet Bey? Müzayedede kendisini temsil ettim beyefendi. Talebe meselesiyle alakalı şifreli yeni bir ilana ulaştım. Bu kez şifreyi çok da gizlememişler. Şifre nedir hünkârım? Hürriyet için meşrutiyet, meşrutiyet içinse evvela Avrupa elzemdir.
Önce Eyüp İdris Tepesi'nde buluşmak icap eder. Altında da buluşacakları yerin adresini yazmışlar. Şu hale bakınız. Hala memleketin istikbalini Avrupa'da görenler var. Yazık, çok yazık. Hünkârım, toplanacakları mekana gitmem için müsaadeniz var mı? Gidiniz evladım. Lakin önünü ardını iyice araştırıp öyle gidiniz. Bu bir tuzak olabilir. Şifreyi böyle basit bir şekilde yazmaları beni kuşkulandırdı. Oyun içinde oyun olabilir. Ya buraya geri döneceksek zaten o zamanı danacak işte. Miralay Rıfat Bey değil mi o? Evet. Rıfat Bey değil mi bizim? Sana ne işi var? Miralay Rıfat Bey de mi bizimleymiş? Oraya gidiyoruz oraya. O nereye? Biz oraya. Evet. Kardeşlerim, memleketin parlak zihinleri, hürriyetin müdafileri. Sizin de gördüğünüz gibi Miralay Rıfat Bey artık dışarıda sizlerle beraber. Şimdi her hafta memleketin istikbali için toplandığınız bu mekana neden geldiğimizi Miralay Rıfat Bey size anlatsın. Buyurun. Evlatlarım, kiminiz muhalif olduğu için harbiyeden atıldı. Kiminiz mekteplerden, kiminiz ise hala oralarda okumakta lakin kendini gizlemektedir. Artık gizleyecek bir şey kalmadı. Memlekete hürriyetin gelmesi, meşrutiyetin ilan edilebilmesi için yollara revan olmak gerek. Hep beraber Paris'e gideceğiz. Fikir hareketimizi orada başlatacağız. Artık ne mektepsiz kalacaksınız, ne de hürriyetsiz. Lakin bu hareketin liderlerinden Manisizade Refik Bey ve Talat Beylerdir. Onlar olmadan biz burada olmazdık. Var olun. Var olun. Var olun. Sağ olun. Sizler de var olun ki devlet var olabilsin. Artık hazırlıklara başlayabiliriz. Buyurun. Refik. Gelmeden evvel Bay Karosu ile görüştüm. Hı. Gemi akşam limanda hazır olacakmış. Diğer subaylara da haber gönderdim. Buyurun. Bay Tubuni. Buyurunuz, oturunuz, rica ederim. Gerçekten şaheser bir parça değil mi? Ben de çok severek aldım. Aa! Ne yaptınız? Kırıldı. Ama biliyor musunuz? Aslında ben bu şaheser parçayı sizin için satın almıştım. Benim için mi? Evet, sizin için. Böyle bir sahte esere bir sürü para vermenize gönlüm razı gelmediği için. Sahte mi? Bay Tubuni. Payitahta pek çok değerli mal giriş yapar. Bu malların tümünden benim haberim olur. Payitahta hiçbir vakit böyle bir şaheser giriş yapmadı. Eğer giriş yapmış olsaydı benim haberim olurdu. Payitahtta düzenlenen müzayedelerde böyle yasa dışı işler çevrilebiliyor. Tabii sevdiğimiz insanların bir sürü para vererek böyle sahte eserler almasını da hiç istemiyoruz. Sizin gibi. Bay Tubuni, siz ve ben bir gün büyük bir iş yapacağız. Siz payitahta girdiğinizde sizi hemen tanıdım. Ve payitahtın sizi böyle elim bir tecrübeyle karşılamasına izin veremezdim. Birlikte iş yapacağımızı nereden çıkarıyorsunuz? Çünkü Bay Tubuni, payitahta gelen ve çok parası olan herkes biraz iş bildiğinden ve çokça da mecburiyetten benimle iş yaparlar. Siz ne iş yapıyorsunuz?
çok yakında ne iş yaptığımı öğreneceksiniz. Gel. Efendim, baskın haberi aldık. Zaptiyeler yolda. Baskın mı? Bir an önce arka taraftan çıkmamız lazım. O halde önce Bay Tubuni'yi çıkarınız. Buyurun lütfen. Bay Tubuni, Bay Tubuni. Şapkanız. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hakkı Usta'nın cenaze işlerini hallettik kumandanım. Cenaze ailesiyle birlikte memlekete gidecek. Gün gün hesabını soracağım günahsızların sayısı artıyor. Panos'un, Hakkı Usta'nın canının hesabı. Tahsin Paşa'nın, Rıza Paşa'nın esaretinin hesabı. Hesaplar ortada. Biz de kenarda seyirlikteyiz. Bizim kimsede hesabımız kalmadı kumandanım. Bedelini elbet ödeyecekler. Hayrola İshak Efendi? Ne bu vaziyet? Felaket efendim, felaket. Mehbare Hanım'ı kaçırdılar. Nasıl? Kitapçıya gidiyorduk onunla. Ali Osman'a faydalı kitaplar alalım diye. Sonra size de pusula gönderdiler. Sana adamlarımı mutlaka alacağım demiştim Eşref. Kızı istiyorsan adamlarımı ver. Mehpareyi biliyorlarsa konağın yerini de biliyorlardır. Koşun! Bay Tubuini, rahat olunuz. Eğer benim neyseniz, güvendesinizdir. Devletin içinde misiniz? Efendim? Devletin içinde misiniz? Nereden çıkardınız bunu? Baskın öncesi haber almak kolay bir iş değil. Bay Tubuini, ben bazen devletin içindeyim, bazen devletin karşısındayım. Ama değişmeyen şey şu ki, payitahtta yüksek bir nüfuzum vardır. Fark ediliyor. Sağ olun musun? Şimdi siz söyleyiniz bakalım. Payitahta ne için geldiniz? Bu sorumla eğer şahsi bir meseleye eşeliyorsam affediniz. Yok. Yatırım için değil. Yatırım? Âlâ. O halde Bay Tubuini, benden size bir dost tavsiyesi. Eğer payitahta yatırım yapacaksanız, paranızı emin ellere bırakınız. Bilmem anlatabildim mi? Evet, hakkınız var. Ben de pek rahat değilim o mevzuda. Payitahta geldim ama istediğim kararlılıkla adımlar atamıyorum. Malumunuz, her paranın da temiz tarafı tutulmuyor. Malumumuz efendim, gayet malumumuz. Bu sefer söyleyeceğinizi ümit ediyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bay Tubuini, benim ne iş yaptığımı, kim olduğumu emin olunuz yakında öğreneceksiniz. Bu gece yarısı sarayın dehlizlerinde biriyle buluşacakmış Aliye Sultan. Aliye Sultan'ın yaptıklarına sağlam bir kanıt bulabilmemiz için bu çok iyi bir fırsat sultanım. Thank you.
Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Buyurunuz Mahmut Paşa'm. Gidebilirsin evladım. Hünkârım Allah ömürler versin. Hünkârım, bu Tubini keferesi yemi yuttu. Artık her işinde bana güveniyor hünkârım. Şimdi bu melun herif büyük miktarda sahte parayla payitahta gelmiş. Maksadı bu sahte parayı payitahta sürebilmek. Tabii daha sonrasında durmadan sahte para basma tertibi. Benden yardım istedi hünkârım. Güzel paşa, güzel. Buyurunuz Ahmet Celaleddin Paşa. Hakanım. Beni emretmişsiniz hakanım. Mühim bir hizmet var paşa. Emredin hakanım. Bu Tubini Mahmut Paşa'ya yüklü miktarda sahte para verecek. Siz de tam o esnada baskın yapacaksınız. Biz de Tubini'yi bu usulsüz iş esnasında basacağız hakanım. Aynen öyle. Sonra da ona istediğimiz her şeyi yaptıracağız. Anlaşıldı hakan. Allah'a emanet olunuz. Mahmut Paşa. Emredin hünkârım. Bu Tubini'den bir kefil isteyeceksiniz. Kefil mi? Evet. Neden hünkârım? Bu adam bunca işi tek başına yapmıyordur. Arkasında mutlaka biri vardır. Belki de bu sayede arkasındaki isme ulaşabiliriz. Dediğinizi tas tamam anladım hünkârım. Bakalım kefili kim olacak? Hadi siz artık gidin. Ben ayrımsızım olursa haberdar ederim sizi. Hadi ama. Söz merak etmeyin, haber vereceğim. Ben seni bu gece yalnız bırakmam Naime abla. En azından senin için bunu yapayım. Ben ikinizi de yalnız bırakmam. Seni de korkuttum değil mi? Hem de nasıl. Lakin artık aklın başına gelmiştir inşallah. Neyse. Her şerde bir hayır vardır derler. İkiniz de dersinizi aldınız. Dersimi aldım lakin bu işin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum. Nasıl kurtulacağım bu vaziyetten? Sen artık bunları düşünme. Bir an evvel iyileşmeye bak. Daha sonra hep beraber oturur bakarız bir çaresine. Evet. Ablam haklı. Bu gece güzel şeylerden bahsedelim. Bu gece sabaha kadar sohbet edeceğiz. Uyuyanı uyandırırım ona göre. Peki. Kesin uyuyacak. En önce o uyuyacak. Uyumayın ki bu gece olanlara şahit olun ikiniz de.
Bay Tubini. Sebahattin Efendi. Bir konuda yardım almak için çağırdım sizi. Buyurun, dinliyorum. Biliyorsunuz, artık payitahtayım. Kendime kazanç sağlayacak yeni işler bakıyorum. Vahdet adında bir adamla tanıştım. Kısa sürede güvenilir biri olduğunu bana ispat etti. Onunla bir iş yapacağız. Lakin benden bir kefil istedi. Aklıma da ilk siz geldiniz. Nasıl bir iş bu? Çok kazanacağınız bir iş. Şimdilik bu kadar bilmeniz kafi. Ya, para kazanacaksam işin rengi değişir. Lakin merak ettiğim bir şey daha var. Neden sadece ben? Karaso'yu neden çağırmadınız? Karaso'nun kabul edeceğini düşünmüyorum. Sarayla çok işli dışlı şu aralar. Hem onun da vazifesini riske etmemek gerekir. Bu durumda tek bir sonuç çıkarabiliyorum. Beni riske sokacağınız. Evet, riskli ama çok kazanacaksınız. Bay Kassel'in durumu ortada. Elimde sizden başka da güçlü kefil kalmıyor. Sizin dostlarınız çoktur. Camiada sözünüze itibar ediliyor. Vahdet Bey kim olduğunuzu gördüğünde mutlaka kabul edecektir. Kazancım ne olacak? Elde edeceğim kazancın %5'i. O halde yeni kefil bulma yolunda size muvaffakiyetler dilerim. Ne kadar istiyorsunuz? %20. Tamam. Kabul. Âlâ. Bu ilanı Ahmet Paşa vasıtasıyla şehzadeye ulaştıracağız. Kendisi bizim peşimizde. Bu ilanı senin talebelerle görüşeceğin adres için burayı verdik. Buraya daha çok işimize yaramayacak talebeleri yönlendirdik. Eğer sen de kabul edersen şehzade talebeleri ve seni tutuklayacak. Böylelikle de biz gençlerle görüşmüş ve yol almış olacağız. Siz bu topraklara hürriyeti getirene kadar ben zindanlarda beklerim. Mühim değil. Lakin beni sorgulayacaklardır. Onlara benim adım ver yeter. Onlar inanacaklardır. Nasıl olsa firariyim. Bir kaybım olmaz. Önemli olan Ahmet Paşa'nın ve tertibimizin ifşa olmaması. Harun Bey kendini bizim için feda etti. O kendini feda etmeseydi hem biz tertibimizi tamamlayamayacaktık, hem de Ahmet Paşa ifşa olacaktı. Biz sahte bir el ilanını şehzadeye ulaştırarak onu Harun Efendi'nin olduğu eve yönelttik. Harun Efendi tutuklandıktan sonra tertibin başında manyasın olduğunu söyleyecek. Böylelikle Ahmet Paşa ifşa olmayacak. Birazdan gelip bizi alacaklar. Nihayet hürriyete giden bu yolda ilk adımımızı atıyoruz. Bu yolun sonu yine buraya çıkacak kardeşim. Döndüğümüzde payitaht sokaklarında gururla yürüyecek. Binlerce dostumuz olacak. O vakit bu şehri terk edecek olan biz değil, o tahta oturan Abdülhamit olacak. Yolculuk ne zaman? Bizi ne zaman götüreceksiniz Avrupa'ya kumandanım? Az kaldı. Çok az. Ne yapacağını biliyorsun değil mi Mesim Efendi? Onu tek başına yakalaman hiçbir şey değiştirmez. Her şey ona nasıl görüneceğine ve ondan ne öğreneceğine bağlı. Onlar hem seni hem devletlerini sattılar. Sen devletini satanlardan da olma. Hmm.
Besim Bey de bizim. Senin ne işin var burada Besim Bey? Devlet yanlışıyla tutukladı beni. Talebelerimin önünde rezil oldum. Hakikat ortaya çıkınca da serbest bıraktılar beni. Lakin ben bunun intikamını alacağım. Buradan gitmen gerek. Hemen. Başın yeniden belaya girebilir. Gideceğim. Abdülhamit'in kaç paşası varsa hepsini öldüreceğim. Bugüne kadar makam işgal etmekten başka ne yaptılar? Tevfik'i, Ahmet'i, Rıza'yı... Hepsini kim varsa öldüreceğim. Madem devlete bu kadar bilendin, madem herkesi öldürmek istersin, öldür. Ama Ahmet Celaleddin Paşa'ya dokunma. Bizler onun sayesinde buralardayız. Lakin! Buraya neden geldiğini söylemedin Resim. Maksadın neydi? Sakin olsun. Siz de öyle. Efendi. Mahir Besim'i bırak. Efendi. Mahir Besim'i bırak. Hain Ahmet Paşa. Tertibin başında o var. Toplayın bunları hepsi çabuk. Al sana bunu al. Tanıştırayım. Vahdet Bey. Demek Vahdet Bey sizsiniz. Çok memnun oldum Vahdet Bey. Kefilimi takdim edeyim. Prens Sabahattin. Çok memnun oldum Prens Sabahattin. Çok memnun oldum. Müsaadenizle. Düşmeme sebep sensin. Beni bu hallere düşürürken hiç utanmadın. Devletin aleyhine hainlikler yaparken hiç üşenmedin. Bir kez daha karşıma çıkma. Bak evlat. Devletle ters düştüğün artık yeter. Hemen bir bahane bul ve bu odadan çık git. Kendini de kurtar, beni de kurtar. Beni bir kez daha devletle evlat arasında bırakma. Çık. Bu hale düşmenizin sebebi kendinizsiniz, pederim. Abdülhamid'e sadakat sizi sandalyeye mahkum etti. Sabahattin, dediğimi yap. Hemen odadan çık git. Seni bir kez daha kurtaramam. Hadi çık, çık. Ne oluyor? Ne iş dönüyor burada? Bir bahane bul ve çık git, git. Çık. Nereye gidiyorsunuz? Gerçekten önemli bir şey değil Bay Tubuni. Endişe edecek bir şey yok. Ufak bir pürüz. Prens Hazretlerinin gerçek bir prens olduğunu anlayabilmemiz için resmi bir evraka ihtiyacımız var. Takdir edersiniz ki Prens Hazretleri bu evrakı mutlaka getirecektir. Getireceğim. Getireceğim, merak etmeyin. Görüşmek dileğiyle prensim. Görüşmek dileğiyle Vahdet Bey. Allah'ım.
Allah'ım sen yardım et. Ben sıraya nasıl döneceğim? Sevdiğim şey bol miktarda para. Tutuklayın bunları. Çantalarında, içindekilerinde fotoğraflarını çeken. Hain Ahmet Paşa, tertibin başında o var. Bay Tubi, anlaşılan payitahta sadece borcunuzu tahsil etmeye değil, usulsüz işler yapmaya da gelmişsiniz. Bir tüccar ve bir yığın sahte para. Bu ikisi bir araya geldiği vakit nelerle karşılaşabileceğinizi biliyor musunuz? Hünkârım, bir hata ettik, affediniz. Suç ortada paşa, deliller ortada. Bay Karaso, bir hukukçu olarak söyleyiniz. Bu delillere bakarak Bay Tubini'yi zindana atabilir miyiz? Elbette atarız. Hapse gireceksiniz Bay Tubini. Bu konu kapanabilir. Biter gider. Siz yaparsınız. Hapis. Şu tahvillerinize 10 milyon yatıracağım. Hapis. 18. Hapis hem de çok uzun bir süre. 20 milyon. Daha fazlasını veremem. İsteseniz de veremem hünkârım. Yetmez. Daha fazlasını veremem hünkârım. Bay Tubini, biz sizden para istemiyoruz. Biz yol kesen eşkıyalar değiliz. Biz devletiz. Biz size para vereceğiz. Siz o parayla tahvil satın alacaksınız. El birliğiyle bozduğunuz mali itibarımızı geri kazandıracaksınız. Tabii. Memnuniyetle. Yaparım. Lakin yetmez. Hala bana vermediğiniz bir şey var. Kefilimi. Kefilimi vereceğim. Sizin bir kefiliniz mi var? Kefilimi takdim edeyim. Prens Sebahattin. Evet. Beni bu işe sevk eden bir kefilim var. Sizi bu işe kim sevk etti? Beni bu işe sevk eden kişi